Bakınız şimdi bir güzel müjde daha vereyim sizlere. Ayşe annemizden rivayet edilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından annemiz Ayşe annemiz bir gün buyurdular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ellezî yakra'ul Kur'âne ve huve mâhirun. Ve huve mâhirun bihi ma'as seferetil kiramil berareti. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyor ama onun bilgisine sahip. Güzelce tecvidini öğrenmiş, manasını da tefekkür ediyor, böyle güzelce okuyor. İşte böyle onun bilgisine, tecvid kurallarına, okunması gereken kuralları da bilip bu şekilde okuyan bir kimse Allah'ın izniyle itaatkar olan, şerefli olan bu taşıyıcı sefere melekleriyle beraberdir. Yani bu konuda sefere melekleri işte Allah-u Teala'dan peygamberlere böyle haber ulaştıran ya da Allah tarafından mahlukata haber ulaştıran ya da peygamber efendilerimiz nasıl böyle insanlara dini yaymak için böyle yolculuklar, seferler yapıyor ya ya da peygamberlerle beraberdir diye İslam alimleri böyle yorumlar yapmış ama neticede onlar bir melek, melekler günahsız ve Allah katında değerli olan kişilerdir. Dolayısıyla Kur'an bilgisine sahip olup onu güzelce öğrenen bir kimse, rahat rahat okuyan, amel eden bir kimse o yüce meleklerle birliktir. İtaatkar ve şerefli olan sefere melekleriyle beraberdir. Bu ne muazzam bir müjde elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi bu güzel müjdeye nail olan kullarından eylesin. Ya hocam iyi güzel diyorsun da, güzel müjde veriyorsun da ben zor okuyorum. Ben çekeliyorum. Yani birisi bir sayfayı 5 dakikada okuyor. Ben adeta yarım saatte okuyorum bir sayfayı. Peki biz bu sevaptan mahrum mu kalacağız diye bir soru gelebilir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle zorlanarak, çekeleyerek, zor da olsa, uzun okuyuşları da olsa böyle zorlanan kimselere de şöyle bir müjdesi var. وَالَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ Bak kelime de çok enteresan. Kekeleyerek okuyan. O Kur'an-ı Kerim'i kekeleyerek. وَيَتَتَعْتَعُ Yani burada da bir zorluk var değil mi? Yani o kelimenin kendi lafzında bile o zorlanarak okuyan kimsenin o kekeleyerek okumasına da böyle bir işaret var. وَيَتَتَعْتَعُ ف۪يهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ O zorlanarak okuyor, kekeleyerek okuyor. İşte bu kimse içinde lehu ecran, Allah ona iki kat ecir, mükafat verecektir. Birincisi Kur'an okuduğu için ona sevap verecek, ikincisi de pes etmiyor. Çekeliyor, pes etmiyor. Zorlanıyor, pes etmiyor. Allah Allah diyor şeytan, ya bırak bak işte okuyamıyorsun, zorlanıyorsun, çekeliyorsun. Diğerleri ne kadar güzel okuyor, bırak bu işi demesine rağmen o inat ediyor, kekelemesine, zorlanmasına rağmen, zorla okumasına rağmen o direttiği için, inat ettiği için, Kur'an okumaktan vazgeçmediği için Allah ona bir derece daha, bir sevap daha vermiş oldu. Elhamdülillah. Ne güzel müjde. Rabbimiz cümlemizi bu güzel Kur'an müjdelerine nail olan kullarından eylesin. Demek ki Kur'an öğreneceğiz, okuyacağız, zorlansak da vazgeçmeyeceğiz. Çünkü o Kur'an yolunda olmanın ayrı bir bereketi, ayrı bir müjdesi var. Melekler onunla beraber olur. Allah'ın rahmeti onunla beraber olur. Kur'an okuduğu evde bereket olur. Kur'an okunan evdeki yemeklerde bereket olur. Kur'an okunan evlerdeki çocuklarda, gençlerde bereket olur. Kur'an okunan evlerde huzur olur, mutluluk olur. Kur'an okunan evlerden cennete açılan birer kapı oluşur Allah'ın izniyle. Rabbimiz cümlemizi Kur'an ehli olanlardan eylesin. Kur'an okuyanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'ın manasını tefekkür eden ve hayatımıza tatbik etmeye çalışan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'ın bereketinden, Kur'an'ın feyzinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece Kur'an bilenlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi cennette ailece ebedi olarak cenneti hak eden kullarından eylesin.